Hazal! Hazal çık dışarı! Hazal! 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 Çıksana! Çık! Çağrı! Hazal! Sen ne yapıyorsun burada Çağrı? Ne işin var? Gel seni burada. Ya sen nasıl bir insansın ya? Vicdan nasıl rahat ediyor senin kızım? O gece kim için harcadın vefayı? Söyle bana. Söyle kimi sakladın o gece Hazal? Çağrı ne saçmalıyorsun sen? Ne diyorsun ya? Gelir misin buraya? Ya ayakta bile duramıyorsun. Git buradan hadi. Konuşacağız. Sen konuşmanın hiçbir yere gitmeyeceğim. Saçmalama Çağrı. Bak benim ailem bilmiyor tamam mı bu olayı? Duysunlar istemiyorum. Rica ediyorum senden. Git hadi git. Tamam işte ne güzel onlar duysun. Hey! Ne? Hey! Çıkın dışarı mı? Bakın ya dursana bir. Hazal size neler neler anlatacak. Görsünüzü. Gelsenize. Çıkın rica ediyorum ne olursun. Susmayacağım Hazal. Onu o gece vefayı harcamadan önce düşünecektin Hazal. Kaçacak yerin kalmadı. Yaptıkların bedelini ödeyeceksin. Çıksanıza lan. Çıkın buyurun. Çıkın. Çıkın gelin lan. İyi geceler gençler. Hayırdır? Bir sorun mu var? Vardı vardı vardı. İyi geceler. Şimdi çözeceğiz. Hazal polisler de geldi. Hadi gel anlatalım abilere. Ne dediğini bilmiyor. Ben tanımıyorum kendisini. Eve girerken bir anda beni rahatsız etmeye başladı. Genç sen bir gel bakalım. Ya abi yalan söyle. Bırak gözünü. Hazal! Yürü arkadaşı ya. Okulun arkadaşı. Bıraksana. Hazal! Hazal! Gel misin? Tabii ki. Çağrı. Hayırdır? Her şey yolunda mı? Of. Önder hocam da gelmiş. Mutlu aile tablosu. Şu mesafeden leş gibi kokuyorsun. Ne ceza mı vereceksin yoksa? Onu sonra konuşacağız. Sen geç arabayı bekle beni geliyorum. Önder. Yo ben... Annemde kalacağım bugün değil mi? Sen eve tek gidiyorsun baba. Hafta sonu kalırsın annende. Geç arabaya geliyorum ben. Benim canım ne zaman annemde kalmak istiyorsa ben o zaman annemde kalırım. Bu benim en doğal hakkım ve benim canım bugün annemde kalmak istiyor. Buna sen karar veremezsin. Sen karar vermekten mi bahsediyorsun? Gecenin bir vakti olmuş. Ben seni karakoldan almaya gelmişim. Sen ayakta bile zor duruyorsun ve karar vermekten mi bahsediyorsun? Geç arabaya bekle beni sinirlendirme adamı. Canım tamam bırak. Ben de kalsın bugün. Zaten oğlumun canı sıkın baksana. Hadi canım sen arabaya geç. Bekle ben gel. Konuşacağız. Hadi canım. İyi geceler. Ne olmuş beyefendiye? Neden karakolda bu saatte? Hazal. İçip içip kızın evine gitmiş. İşte polislere de Hazal o gece yalnız değildi. Kimi koruyorsa söylesin, yalan söylüyor gibi şeyler söylemiş. Bağırmış, çağırmış. Ne bu Hazal mevzusu? Okulda tatsız bir olay yaşandı. Çağrı da etkilendi bundan tabii. Şimdi sen onu götürürsün. Biraz uyur, dinlenir, bir şey kalmaz. Sen de gelebilirsin, biliyorsun. Yani böyle bir durumda ikimizin de başında olması bence iyi bir şey. Hiç gerek yok Nesrin. Çocuğumuz kaza yapmadı, yaralanmadı. İçmiş biraz sadece. Bir de canı sıkkın. Dediğim gibi uyusun uyansın. Her şey yoluna girer. Arayabilirsin beni. Hı hı. Sadece çok önemli bir şey olursa. Git bakalım. Dönüp dolaşıp bana geleceksin Fatih. Hoş geldiniz beyefendi. Ben almaya gelecektim. No, sorun değil. Fazla üstüne gitme yeter. Ben de kahvaltı hazırlığı diye geldim. Bak sana en sevdiğim kurabiyelerden aldım. Hani biz bir zamanlar... Gerek yok. Biz okula gittiğimizde hallederiz Çağrı'yla o işi. Başka bir şey? Yok. Güzel. Getirdiğin için sağ ol. Ne haber paşam? Kendine gelebildin mi?
otur biraz konuşalım. Okula geç kalacağım. Kalmaz, kalmaz. Şimdi otur beraber gideriz. Geç. Ne kadar acı çektiğini, ne kadar üzüldüğünün farkındayım. Ama kendini suçlayarak, Hazal'a kızıp kapısına dayanarak hiçbir şeyi değiştiremezsin. Bunu biliyorsun değil mi? Ve eminim Hazal da sizin kadar üzgün, canı yanıyor. Bak kız o kadar korkuyor ki o gece yanında kim olduğunu bile söylemiyor. Ama bu demek değil ki Hazal da sizin kadar acı çekmiyor, üzülmüyor. Kendini suçlamıyor. En az sen kadar, Berk kadar, Ege kadar suçluyordur. Ne demezsin? Eminim hepsi kendini suçluyor. Çağrı! Geç otur şuraya. Bitmedik konuşmamız, otur. Oğlum bir kendine gel be. Bak sen yanlış bir şey yapmadın. Vefa'ya o gece olanlarla ilgili senin bir hatan yok. Kim olsa aynı tepkiyi verirdi. Ben bile olsam aynı tepkiyi verirdim, inan bana. O geceye dair hiçbir şeyden haberin yok senin. Hiçbir şey bilmiyorsun. Çağrı. Sen benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun? O gece Vefa'yı dövmek dışında başka şeyler de mi yaşandı? Bak bana her şeyi anlatabilirsin. Çağır. Ya siz delirdiniz mi? Hepimiz suçluyuz diyorum. Hepimiz oradaydık. Ben değil. Ben de değilim. Dövdüm ama ben öldürmedim. Sen dövdün, sen öldürdün o çocuğu. Vefa bizim yüzümüzden öldü. Biz el birliğiyle birini öldürdük. Sorumlusu biziz, tamam mı? O yüzden sakın, sakın bir daha bana kendini suçlama deme babam.